Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde eski bir radyo programcısı, eski iş arkadaşım, aktif bir seslendirmen, baba gibi baba ve 1 milyon aboneye giden film ve dizileri hunharca eleştirdiği sempatik bir YouTube kanalına sahip Murat Soner. Belki bilmeyenleriniz vardır. Murat Soner daha önce Kanada'nın Fransız bölgesinde Montreal'de yaşamış ve başına gelen birkaç kötü olaydan sonra Türkiye'ye dönmeye karar vermiş bir abimiz. Birazdan onunla birlikte Zoom üzerinden bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Onun Kanada'daki anılarını sizlerle paylaşacağız. Lafı çok fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Karantina. Karantina. Şey oluyor ya, yani, yankı var ya, konuşamıyorum. Etkiliyor mu o kadar? Bir garip oldum. Aha, düştü. Her şey yolunda mı karantina? Yunan karantinası değil mi? Karantina. ne yapalım? Her şey yolunda valla. Yavaş yavaş normalleşmeye başladı buralar, biliyorsunuz. Oralar da zaten öyledir de. Yavaş yavaş işte maske, sosyal mesafe dahilinde normal hayata karışmaya çalışıyoruz. Daha fazla dışarı çıkıyoruz ama tabii korkarak yine hala. Bir de biz içerik üreticileri için keyifli de bir şey. Evde üretebildiğimiz için çok da koymuyordur diye düşünüyorum. Abi güzel oldu. İlk başta tabii herkes öyle düşündü. Ben de öyle düşündüm. Bu karantina döneminde daha fazla içerik üretirim. İnsanlar da nasıl olsa daha fazla YouTube'da vakit geçiriyorlar diye düşündüm ama bir süre sonra dışarı çıkmamaktan herhalde motivasyon bir kırıldı abi. Hiç video yapasım gelmedi içimden. Çok da fazla tabii dizi de çekilmedi, etmedi ama insanlar ondan da zannettiler. Aslında değil. Yani şimdi sürekli biz zaten evdeyiz. Burası benim evimin alt katı. Burada üretim yapıyorum. İçeriği burada üretiyorum. Yukarıda yazıyorum. Tamam, bir süre sonra yaz in ya da burada yaz, burada çek. Ama hep aynı yerdesin. Bu işte şey gibi değil ki, konfeksiyon atölyesinde çalışıp işte bir şeyden alıp, yani aynı işi yaptığın bir şey değil. Sürekli kafanda farklı fikirler üretmen gerekiyor. Onun için de motivasyon gerekiyor. Onu da herhalde dışarısı sağlıyormuş bize. Farklı, hani tebdili mekan olayı. Bu arada abi kanal çok güzel gidiyor. Vallahi tebrik ederiz. Sizinle Instagram'ı yaptığımızda, Instagram canlı yayını da herhalde bir 500 bin abone falandık. Değil mi? Ha. Ne kadar geçti bilmiyorum. Şimdi 670 bin aboneye gidiyor. Böyle. Süper. İnşallah abi, inşallah. Çok manidar bir tıklama oldu oraya. Ses gelmedi. Vallahi boş değil, boş değil. Aslında bugün Murat Soner'in tabii ki YouTube kanalından konuşmak isterdik ama Kanada Geyikleri olarak Kanada macerasından konuşacağız. Evet. Kanada'dan nasıl kaçarak arkana bakmadan gittin? Abi hakikaten yani burada kime anlatsam söylesem inanmıyorlar. Diyorlar ki Kanada gibi yerden nasıl dönülür? Kanada bırakılır mı? İşte nereden geldiniz? Yurt dışındaydık falan. Kanada'dan aman abi falan. Yani herkese her defasında aynı mevzuları anlatmak zorunda kalıyoruz. Ki bu da zaten size ikinci anlatışım olacak. Çünkü Instagram canlı yayını. Evet, başarısız bir Instagram canlı yayını yaptık. Evet. Biz yoktuk yayında. Doğru, siz şey olarak vardınız, silüet olarak vardınız. O zaman en başa gidelim abi. Kanada'ya gitmeye nasıl karar verdin? Radyo programcısın, seslendirmensin, bir kariyerin var Türkiye'de. Hadi ben Kanada'ya gideyim. Bir gecede karar verdik abi. Yani mesleki olarak güzel gidiyordu her şey. Üç yerde aynı anda çalışıyordum. Bir programa seslendirme yapıyordum. Bir televizyon kanalının kurumsal sesiydim. Radyo kanalında hem müzik direktörüydüm, hem yayın yönetmeniydim. Drive Time yayıncısıydım. Bir sürü şeyim vardı. O yoğunluk esnasında herhalde bu Muhteşem Yüzyıldaki neydi kızın adı? Da bir tükenmişlik sendromuna girdi herhalde. Hürrem. He, onun gibi oldum herhalde. Ve bir de çok fazla şey oldu abi. Yani arkadaşlarımdan kazıklar yedim. 20 yıllık arkadaşımdan bir kazık yedim. Sonra iş yerimdeki arkadaşlarım bana farklı bakmaya başladı. Bir ödül aldım o dönemde. Ödülü işte tanıdıklarıyla almıştır falan filan. Ödül aldığımın ertesi gün müdürüm dedi ki yayını bırak. O yayınla ben ödül almışım. Ödül aldığımın ertesi günü yayını bırak diye bir teklif geldi. Sen sadece müdürlüğünü yap. Yayınını bırak diye bir teklif geldi. Belki şeydir abi, artık yapacağını yapmışsın, ödülünü almışsın. Zirvede bırak gibi oldu herhalde, bilmiyorum. Sonra yani bu tip durumlarda herkes kendi iş yerinde farklı sorunlar yaşayabilir. İşte medyada da böyle şeyler var ama herkesin kurduğu bazen bir cümle vardır. Der ki işte ya bu ülkeyi bırakıp gideceksin. İşte ben onu bir arabada eşime söyledim. Hani ağzımdan öyle çıktı, herkesin çıktığı gibi. Ciddiye aldı. Zaten ablasını özlüyordu. Ablası Kanada'da yaşıyordu. Ablası onu annesi gibi büyütmüş. Öyle bir teklif bekliyormuş benden zaten. Söyleyince biz gerekli başvuruları yaptık. Kanada'dan işte teklifler falan filan geldi. Zaten medya çalışanı olduğumuz için, 5 yıldır bir holdingde çalıştığım için daha biraz daha kolay oldu herhalde her şey.
Ve biz o karardan yaklaşık bir 5 ay sonra gittik galiba. Tam da doğum günümde 2012 yılında gittik. 2014'te geri döndük. 2 sene orada kaldık. Hatta 22 ay. Tam 22 ay orada kaldık. Abi ilk gittiğimizde, daha doğrusu benim giderken en büyük hayalim Kanada'da binmek istediğim bir arabaya ucuza binmek. Ucuza sahip olmaktı. Daha ben gitmeden önce orada ne ev ne iş. Zaten buradaki işleri devam ettirecektim internet üzerinden. Aklımdaki tek şey orada iyi bir arabaya binebilmekti. Ben burada bir Renault Clio'ya biniyordum. Ve onu çok zor şartlarda almıştım. Taksitler falan filan. O arabayı ben gözümde büyütmüştüm. Yani ona ben Jeep gibi davranıyordum. Bir Renault Clio'ydu ama ben ona Jeep gibi davranıyordum. Çünkü aklımda zaten hep Jeep vardı. Orada abi arabalara baktım ettim falan derken ilk gider gitmez ilk hayal kırıklığım arabalar oldu. Çünkü internette o muhteşem gördüğüm arabalar zaten dışından muhteşemmiş. İçi meğerse çürükmüş arabaların. Oradaki o... Evet. Kanada'nın eksi 40 derecelerinden, eksi 35'lerinden falan arabaların işte o karlardan, tuzlardan herhalde bilmiyorum o motorlar eskimiş, ölmüş motorlu arabalar. Neyse bir tane edindik. İlk başta bir tane minibüs. Jeep aldın abi. Aile arabası. Ne derler? MPV mi derler onlara? Van. Sürgülü kapalı. Minivan. Minivan gibi. Ford Freestyle bir tane araba aldık. 1500 dolara. Araba ölü, bağırıyor falan ama gidiyor yani. 4200 motor. O gene kadar yani bindiğim en büyük motor 1300 motor düşünün. 4200 mi? 4300 motorlu bir arabaya biniyorum. Çok yakar abi o ya. Yakıyordu ama işte Kanada'da da gittiğimizde. Bu arada gittiğimiz yer Montreal yani herkes onu da en baştan bilsin. Quebec yani gittiğim, Fransız bölgesine gittim. Murat Fransız abi. Bölgesi evet. Quebec eyaleti. Montreal'de oranın en şey yeri. Ne derler? Kebeğin İstanbul'u işte. Neyse abi o arabayla biz bir kaza geçirdik ama o kaza kısmına gelmeden önce hastanelerle ilgili yaşadığım hayal kırıklığı tarafına geleyim. Benim kızım gittiğimiz dönemde 2 yaşındaydı ve alerjik astım hastasıydı. Sürekli ateşi yükseliyordu. 39'lar 40'lar falan. Hastaneye gittiğimizde tabii Kanada ve hastane deyince Kanada dünyanın en gelişmiş ülkelerinden, insana en fazla değer verilen ülkelerinden bir tanesi olduğu için hastanedeki bize verilecek değerin de ona göre olacağını düşünmüştük. Hani arabaya geç, hani yıkılma anım hastanedeki o ilk karşılanma anı. İlk girerken kızımın ateşini ölçtüler ve bizi bekleme sırasını aldılar. Orada bir sistem var, bilmiyorum Toronto'da nasıl. Kırmızı, sarı, yeşil, gri diye gidiyor. Eğer kırmızı alabilmen için ölüyor olman lazım. Bir yerinin kopmuş olması gerekiyor. Sarı artık komada gitmişsin falan. Yeşil de işte böyle ateşli falan giden, öksürük hikayetleri gibi hafif şeylerle gidenler. Gri zaten artık hiç bekleme. Yeşil kendi kendine yerleşirsin bekle. Evet, abi, öyle oluyor genelde. Aynen. İlk gittiğimizde 16 saat falan bekledik. Tabii 16 saati hastanede bir fiil beklemedik. Orada ekranlar var. Tahmini sıranın sana ne zaman geleceğini görüyorsun. Eve gidiyorsun, yatıyorsun, uyuyorsun, kalkıyorsun, tekrar geliyorsun, bakıyorsun. Hani belki hastanede senin gibi bırakıp gitmiş olanlar olabilir, sırası geçmiş olanlar olabilir. Sürekli de kontrol etmen gerekiyor. Abi 16 saatin sonucunda bize doktor şunu söyledi. Ne zamandır ateşi var? İşte bugün başladı. Sabah başladı falan. Diyorlar ki 3 gün geçsin öyle gelin. Bizi gönderdiler. Tabii çat pat İngilizce, çat pat Fransızca. Yanımızda işte ablamız var Fransızcayı daha iyi bilen. Onunla gidiyoruz. Neyse hakikaten beklerken iyileşme durumu gerçekleşti. Kızım beklerken ateşi düştü. Daha sonra abi biz öğrendik ki kızımın ateşi yükseldiğinde 3 gün geçti demeyi öğrendik. Gittik 3 gündür hasta işte 3 gündür ateşi var diyorduk. Hemen ilgilenmeye başlıyorlardı. Ama yine 16 saat, 17 saat, 18 saat falan. Rekorumuz 18,5 saat falan bekleme süresi. 3 gün artı 18 saat olarak alacaksın abi. Tabii 3 gün. Neyse abi bu arada Kuzey Amerika'nın sadece Kanada'nın değil Kuzey Amerika'nın en büyük çocuk hastanesi de burada Montreal'de. Bir de oraya gidelim dediler. İşte kızım inanılmaz öksürüyor ama öksürürken de ciğerden de senin içini acıtacak bir şey geliyor. Bir baba olduğunu düşün. O baba o öksürüğün sesini duyduğunda parçalanıyorsun. Gibi bir ses geliyor içeriden. Yankılı yankılı. Kız böğürüyor. Ve bunun için bir ilaç istiyoruz sadece. Sadece ilaç. Tabi sen eczaneye gidip buradaki gibi abi işte öksürüğü var. Bir ilaç ver de diyemiyorsun. Mutlaka senden bir doktor reçetesi istiyor oradaki eczaneler. Burası gibi de değil. Akşam saat 8 gibi gittik. O Kuzey Amerika'nın en büyük çocuk hastanesine. Orada da gecenin 2'sine kadar bekledikten sonra bir anons geldi. Fransızca söylüyor tabii. Bizim abla da yanımızda. İşte sütü seven kamyon falan. Dedik ne diyor? Diyor ki işte doktorumuz kalmadı. Zaten iki doktor varmış. Birisi ameliyatta mıymış neymiş. Birisi de başka bir ameliyathaneye girmiş. Bir hastaneye gitmiş. Doktor olmadığı için sabah 8'e kadar hiçbir doktor olmayacak. Bekleyenler gidebilir. Al bir çöküklük daha bir yıkıntı da. Dedim ya zaten ben ilk gittiğim hafta ben dedim ne yaptım burada?
buraya gelerek ne yaptım? Bunların bütün hepsi ilk haftada mı oldu abi? Yok, bunların hepsi ilk haftada olmadı tabii de. Ya işte ilk şaşırtan bu sağlık şeyi oldu. Yani daha sonra bir de biz trafik kazası geçirdik. O dediğim ilk 1500 dolara aldığımız şeyle. O kazayı geçirdikten sonra da hastane koridorunda 4,5 saat bekledim abi. Yani giderken dedim ki bari en azından bu sefer beklemem herhalde diye. Bayağı mumyaladılar çünkü. Sağlam bir trafik kazası geçirdik. Araba pert oldu ve 4,5 saat hastane koridorunda beklemek artık yani o son nokta oldu. Ben buradan dönerim arkadaş diye. Ha, bu arada en büyük şoklardan bir tanesi de Fransız bölgesinde, yani Quebec'te İngilizce konuşulamıyor olması. Hiç bilmiyorlar. Yani sen burada zannediyorsun ki İngilizcemle ben orada birazcık kurtarırım. Lise İngilizcemle bile. Kelimeleri arka arkaya dizerim. Anlarlar beni. Yok abi, anlamıyorlar. Yani, sen direkt şehir merkezinde miydin abi Montreal'de? Biraz uzakta bir şehirde miydin? Yani merkezin hemen bir tık. Yani çok yakındı yani. Şöyle bir köprüyle merkeze gidiliyordu. Ben köprüyü geçtikten sonra yürüme mesafesinde bir yerdeydim. Yani downtown diye geçmiyordu ama. Neyse abi, o işte polislere derdini anlatıyorsun. İşte itfaiyecilere anlatıyorsun. Yok boynumdur dizimdi falan filan. En sonunda hastaneye gittiğimizde dediğim gibi 4,5 saat bekledikten sonra bir röntgen çektiler. Ondan sonra gönderdiler bize, hiçbir şey olmadığını söylediler. O ayrı mevzu, zaten sağlık konusu, onu anlattık. O Fransızca ve İngilizce mevzusu da zaten bu sağlık sistemini çökerten mevzulardan bir tanesiymiş. Çünkü doktorlar oradaki çift dillilikten sıkılmışlar. Bir de Quebec eyaletinde denklik istiyorlar. Bilmiyorum Toronto tarafında, İngiliz tarafında nasıl. Mesela diyelim ki sen Türkiye'den kalktın, doktorsun ve gittin. Quebec eyaletinde diyor ki 2 sene daha okuyacaksın burada. Hmm. O azaltmış zaten doktor mevzusunu. Bir de insanlar geliyor, Fransızca konuşuyor, derdini Fransızca anlatıyor. Ama doktor dışarıdan gelmiş, sadece İngilizce biliyor. Bir anlaşmazlık oluyor. Adam korkmuş zaten. Hani adamın derdini anlayamam, ya yanlış teşhis yaparım diye. Oradan zaten bir doktor kaçışı olmuş Toronto tarafına. Tim Hortons'ları biliyorsunuz zaten. Meşhur her yerde. Tim Hortons'a gittiğim zaman İngilizce sadece diyordum ki one sugar, one cream. İşte one coffee, one sugar, one cream diyorsun. Burada Türkiye'de abi bunu hangi köye gidersen git, one coffee, one sugar, yani herhangi bir McDonald's'ta herhangi bir adam bunu anlar. Orada sen coffee dediğin anda ya da sugar dediğin anda panik yapıyorlardı. Aa, İngilizce konuşuyorlar falan. Arka taraftan İngilizce bilen birisini çağırma paniğine falan giriyorlar. İngilizce konuştu, ne yapacağız şimdi falan diye. O çok garibime gitmişti. Bir kere de McDonald's'ta o kadar artık sinir oldum ki kıza şeyi söylemeye çalışıyorum. Orada menüye trio deniyormuş abi. Menü deyince kilitleniyorlar. İşte Big Mac menü diyorsun. Suratına bakıyor. Nasıl? Fransızca anlamadım da diyemiyor. İngilizce de diyemiyor. Kilitleniyor çünkü. İngilizce konuştun ya. One Big Mac menü diyorsun abi. En sonunda dedim ki look at dedim. Yani look at, bak parmağımı gösteriyorum. Look at diyorum. Bu işareti anlamadı abi. Dünyanın her yerinde bu işaret bir değil midir? Gösterdi. Look at ya. Şu kız arkasına dönüp nereye bakıyorum diye, yani nereye gösteriyorum diye merak edip dönmedi de yani. Bu benim suratına bakıyor. McDonald's'taki bag olayın abi. Çok garip ya. Daha sonra Fransızca kursuna gitmeye karar verdik. Yapacak bir şey yok artık. Ve Fransızca hocam bir Çinliydi. Ve sınıftakilerin %80'i İspanyolca bilen insanlar, Latin taraflarından gelmişler. Onlar çok hızlı öğreniyorlar. Çünkü un, deux, trois, un, dos, tres. Çok benziyor abi. Kelimeler, başlangıç harfleri, bitiş yerleri sadece farklı aksanlarla sanki okunan bambaşka, ya bir sürü şey var, kelime var. Çok hızlı öğrendiler onlar. Sınıf onların hızında giderken ben bayağı başta kaldım. Yani onlar seviye olarak 7'ye geldilerse ben hala 1'deyim. Hoca başlıyor onlarla çatır çatır konuşmaya. Ben bütün gramer yapısıyla 0 olan bir Türk olarak onlara uzaylı gibi bakıyorum, izliyorum. Dolayısıyla Fransızca da tabii ki öğrenemedik. Mesela yine gidiyorsun, one croissant diyorsun. One'ı when anlıyor. When Fransızca'da 20 demek, 20 tane croissant diyor. Böyle acayip acayip şeyler yaşadık abi. Doğasına hayran kaldım. Burası HD ise orası Full HD. 4K gibi gözüküyor. Buranın da doğasını çok seviyorum. Özellikle Doğu Karadeniz. Ama orada renkler çok acayip. Çok değişik. Her defasında biz çok fazla canımız sıkılıyordu. Benim 2'ye kadar bütün işim bitiyordu. Çünkü Türkiye saatiyle çalıştığım için. 2'de benim bütün işim bitiyordu. Orada doğada gezintiye çıkıyorduk. Ama orada doğada gördüğüm şey şuydu ki insanlar çok ıssız yerlerde bile çok rahat geziyorlar. Özellikle kadınlar. Çok rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. O çok hoşuma gitmişti. Tam şey diyecektim abi. Bizim videoları izleyenler bazen böyle olumsuz şeylerden bahsediyoruz biz de tabii ki. Olumlu şeylerden, olumsuz şeylerden bahsediyoruz Kanada hakkında. Biraz olumsuzluğa fazla kaçınca dönün lan o zaman
diyorlardı. Ona dönüyor. Adam olumsuz şeyler yaşamış ve dönmüş ya. Al işte aynen. Döndüğüne mutlu musun yani? İyi ki döndüm diyor musun? İyi ki döndüm diyorum. Bazen özlüyorum. Neyi özlüyorum? Ben zaten gezmeyi seven bir adam. Hani belki farklı yerler, orada keşfetmeye vaktimin olmadığı şeyleri aklımdan çıkartamıyorum. Ya keşke şuraya da gitseydim. Toronto'yu biraz daha gezseydim. Quebec City'ye gidebilseydim, bakabilseydim. İşte balinalar varmış, işte çıkıyorlarmış, giriyorlarmış falan. Onları görebilseydim isterdim. Ama olay şey değilmiş ya, turistik amaçla gittiğim bir yerde vay be burada yaşanır diyorsun yani. O olmuyormuş. Çünkü bir evrak işi için işin içine girdiğinde, devlet dairelerine gittiğinde ve devlet dairelerinde de sana nasıl davrandıklarını gördüğünde biraz olay değişiyor. Çünkü orada abi ırkçılık yaşadım ya. Yaşadım sen yani. Sen bütün gerçekten Kanada'da yaşayabilecek her şeyi yaşamışsın her, abi. Abi yaşadım. Çok kötü bir İngilizceyle gitmiştim. Orada birazcık yine toparladım gibi oldu da yani hala ne kadar toparladım denebilirse. Anlatmaya çalışıyorsun derdini. Sana bağırıyor ya. Yani o kadar ucuz hissettim ki yani kötü, çok kötü hissettim ya. Burada yani şey olmaya başladı. Beni burada mı gömecekler? Buraya döndüm. Yani ben ölünce buraya mı gömüleceğim? Bir süre sonra Türk yemeklerini özlüyorsun. Pide canın çekiyor. Simit canın çekiyor. Kebap istiyorsun. Abi kebap istiyorsun 30 kilometre. Simit istiyorsun 45 kilometre. Pide yemeye 75 kilometre gittik falan. Benim hayat böyle geçer mi ya? Yani... Abi sen, ben sana diyorum ama sen çok yanlış bir şehirdeymişsin. Toronto'da olsan böyle olmayacak. Bir de Toronto'yu tarafta... deneyin abi. Gelin buyurun. Ve bu arada ablalar da oradaki yani işte beraber işte vakit geçirdiğimiz, sürekli beraber yaşadığımız ablalarımız da onlar zaten Toronto'ya gittiler. Önce işte çocukları yerleşti. Onlar da kaçtılar yani oradan. Ha bu arada sağlıkla ilgili çok önemli bir şey unuttum. Eşimin parmağını kırdım ben yanlışlıkla. Sen anlat Karadeniz gibi değil yani. Arabanın bagajına parmağını koymuş abi. Oraya tutunarak arabanın arasına eğilip oradan eldiven alırken ben de bagaj kapağını komple kapattım ve parmağı arasında kaldı. Tam kapandı çünkü bagaj kapağı. Kapandı yani. Tam kapandı abi. Şu kadarcık bir aralık vardı zaten. Şu kadar bir aralık vardı. Parmağı da o kadar kaldı. Kemik kırıldı. Direkt hastaneye gittik. Bekleme süremizde takribi 1,5 saat falan bekledik yine. Abi bu parmağı sardılar böyle sargı beziyle. Dediler tamam. Dedik alçı. Alçının İngilizcesini bilmiyor. O da çevirden bakıyor alçı falan. Dedik alçı. Dediler yok bu böyle iyileşecek. Ya biliyorsunuz Türkiye'de daha önce parmağı kırılanlar ya da belki Allah korusun sizin de kırılmış olabilir. Bu demirle böyle atel mi derler ona böyle bir... Şu iki parmağı birbirine bağlarlar ve bütün kolu alçıya alırlar. Acaba öyle de mi olabiliyormuş? Belki acaba Türkiye'de mi böyle abartılıyor diye düşündük. Yok abi eşimin parmağı yamuk kaldı. Şu an parmak böyle geliyor. Hop böyle gidiyor. Ya burası Anya'ya, burası Kanada Konya'ya. Hatırası olarak kaldı. Kanada yani. Hatırası olarak kaldı. İnanmayanlara onu gösteriyoruz. Kanada'dan dönülür mü, dönülür mü? Kanada bırakılır mı falan diyene aha falan deyip böyle. Burada. Al sana Kanada diyoruz yani. Tabii bunu yine Montreal olarak da düzeltelim. Peki abi Montreal'e gelirken kafanda ne vardı? Yani nasıl bir meslek yapmayı düşünüyordun? Ya aslına bakarsan... Neydi amacın? Ne? İsteğin neydi yani hayalini? Ben hep Türkiye üzerinden çalışmaya devam ederim gibi geldi. Ya çok plansız programsız geldik. Diyorum ya bir gecede karar verilmiş bir şey. Onun haricinde geri kalan o 5 aylık oraya gitme sürecinde de hep arabalara bakmışım ben abi. Çok... Başka hiçbir şey yok. Bak bir şeye bakmamışım. Hani internetten o kadar ucuz gözüküyorlar ki onun cazibesine kapılmışım. Onun haricinde orada şu mesleği yaparım, bunu yaparım diye düşünmedim. Radyoculuğa zaten devam etmen ana dilin olmadıktan sonra mümkün değil. Belki dedim ki orada bir Türk radyosu kurarız. Hani internet üzerinden bir Türk radyosu kurulur, ona ön ayak oluruz ya da olan bir tanesine girerim gibi düşüncelerim vardı. Ki bir tane de vardı zannederim Toronto'daydı. İnternet üzerinden de orada yayın yapabilirim diye düşündüm. Seslendirmelerden çok fazla vaktim olmadı. Türkiye'ye dönene kadar zaten Türkiye üzerinden çalıştım. Belirli bir yaşın üzerindeki insanlar buraya geldiğinde çok mutsuz oluyorlar. Özellikle yani 30 yaşın üstünde Türkiye'de kariyeri olan insanlar bütün her şeyi bırakıp çocukları için işte genelde öyle bir mentalite var. Hani ben çocuklarım için buraya geleceğim, Kanada'ya göçeceğim. Onlar daha iyi bir eğitim alsın, daha iyi bir geleceğe sahip olsunlar diye. Çocuk çok mutlu ama. Çocuklar mutlu. Sorun yok. Çocuk... Aynen. Yani dediğim gibi... İki dil öğreniyor zaten. Bir süre sonra anne değil, mami diyor falan. Evet. Çocuklar mutlu ama anneler, babalar hep mutsuz oluyor yani... genelde. Onlar hep bir yerde Türkiye'yi yaşamaya çalışıyorlar. Kızım 2 yaşındaydı gittiğinde. Eğer orada kalsaydık şu an 8 yılını orada geçirmiş olacaktı. İngilizceyi çok iyi öğrensin tabii amacımız da vardı. Yani tabii ki şu ana kadar hep kendi... Amaçlarım için oraya gitmişim. Araba için oraya gitmişim gibi bir sonuç çıksa da sonuçta kızımızın geleceği içinde. 2 ile 4 yaş arasında orada
Çok az anaokuluna gitti. Hastalığından dolayı bir süre göndermedik, etmedik. Hep İngilizce şeyler izledi. Şu anda Netflix üzerinden de hep İngilizce şeyler öğreniyor. Abi Türkiye'de şu anda belki de Kanada'dakinden, Kanada'da öğrenebileceği kadar bir İngilizceyi de yine öğrendi ve inanılmaz bir aksanla konuşuyor. Tabii ne faydası olacaktı? Bir de Fransızca öğrenmiş olacaktı. Dünyanın en zor dillerinden bir tanesi. Onun aksanıyla birlikte öğrenmesini çok isterdim. Yani kalsaydık bize en büyük avantajı o olmuş olacaktı. Düşünsene 2 yaşına gitmişsin. Türkiye kültürüyle ilgili gördüğün hiçbir şey yok. Abi kalırsın orada yani. Ben mesela Duru'yu döndüremezdim. 8 yıl orada kalsaydık. Artık hadi gidiyoruz dediğimde arkadaşlarından koparacaksın. 8 yıllık bir kültürü koparacaksın. Bu sefer belki buraya adapte olması zor olacaktı. Zaten burada konuştuğumuz her şey herkesin kendi deneyimleri. Yani buradaki senin gerçeklerin herkeste olacak diye bir şey yok. Bunu tekrar söylemek aynen, lazım. Öyle. Çünkü insanlar söyleyince ya Kanada'yı kötülüyorlar. Bu bizim deneyimimiz. Bu Murat Soner'in deneyimi değişiyor herkese ya göre. Ya büyük bir ihtimalle anlattıklarımın... Aynen. Montreal'de bizim de çok güzel anılarımız oldu. Çok kötü anılarımız da oldu. Bir kere Evren'le beni bir bara almadılar abi. Yaşlıyız. Nasıl? Yaşlısınız ya. Yaşlısınız siz giremezsiniz dedi. Allah Allah. Böyle kaldık. Evet. Duyduğum en enteresan sözler. Dama anladım da ne? Gittiğiniz kulübün adı Küçük Patikler falan mıydı? Kreşe girmeye çalışıyormuşuz. Yok abi biz damı da anlamadık. Çünkü Toronto'da da öyle bir şey yok. Yani damsız giremezsin. Yok şeyde de yoktu, yok. Öyle almadılar biz. Montreal'de birkaç kötü anımız var. Bir de şey hissediyoruz Evren'le biz. Abi bizi görmüyorlar gibi hissediyorum. Nasıl yani? Ya böyle yanımızdan gelip hani... Yokuz. Hiç kimseyle göz teması kuramıyorsun. Toronto'da böyle insanlarla göz teması kurup merhaba falan diyorsun. El sallıyorsun. Evet, evet. Ne bileyim hani kafa sallıyorsun. Evet, aynen. Herkese ya da selam verirsin. Asansöre bindiğinde hi falan diyorsun. Aynen. Montreal'de olmuyor o. Montreal'de bize olmadı. Böyle hiç sanki hayal etmişiz gibi gezdik orada biz. Dedim bir tek ben mi böyle hissediyorum? Hiç kimse göz göze Montreal'de gelmiyor. Montreal'de downtown'da yaşadım. Böyle bir şey hatırlamıyorum ama olduğumuz alanda çok az insan olduğu için genelde herkes birbirine günaydın, bonjour, bonjour falan diye geçiyor. İşte herkesin tecrübesi. Evet farklı. Belki hani ben çok Avrupa'yı görüntüyor. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kanada hakkında yeniden içimi dökmemi sağladığınız için. Bunu artık biri sana sorarsa linki kopyalı yapıştır aynen, yaparsın aynen. Artık diye. Parmak göstermeye gerek kalmayacak. Bir daha buraya gelirsen sana Kanada hakkındaki fikirlerini değiştirecek güzel bir tatil ayarlayalım. Toronto'ya gel ama. Şöyle kesinlikle. Niagara, Toronto, kesinlikle. Belki Blue Mountain bak gidemediğim yerlerden bir tanesi de Niagara. Olmadı. Abi işte olmadı. Manavgat. Oraya, işte Manavgat'la biz onu şey yaptık, kapattık. O açı. Aynı benzer zaten. Onun yükseği tamam, işte. Sözümüz oldu o tamam. Zaman. İnşallah burada binlerce insanın önünde. İnşallah. Söylüyoruz ki buraya gelirsen biz senin fikirlerini değiştirecek güzel bir tatil ayarlayacağız. İnşallah abi. Şu zaten bir pandemi bitsin daha şuradan Adapazarı'na gidemedik ya. Aynen abi. Görüşmek üzere. Üzere. Umarım 1 milyon kutlamasında i̇nşallah, görüşürüz. İnşallah. Kendine çok iyi bak abi. Hadi siz de görüşürüz. Teşekkürler. Hadi bakalım.